3 ay sonra Avrupa vizesiz demiş Kemal Kılıçdaroğlu galiba bakalım. Bugün birazcık vize olayları hakkında konuşmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde çok kritik bir vaatte bulundu Avrupa'ya girmekle alakalı. Buyurun o sözleri bir dinleyelim. 3 ay sonra iktidara gelirseniz herkes Avrupa'ya vizesiz vizesiz gidecek. Nasıl? Vizeyi kaldıracağız. Gerekli düzenlemelerin tamamını yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi ve özgürlüğü getireceğiz. Hayda. Zaten bizi buluşturan Yani gerek gereklilikleri yerine getirirsen alıyorlar Avrupa Birliği'ne girmekten bahsediyor. Avrupa Birliği'ne girmek vizesiz demek. Gerçi Avrupa Birliği'ni de korona döneminde gördük yani. Pek de bir boka yaramıyor ama Avrupa'ya vizesiz gideceksin abi. Buradan uçağa atlayacaksın gideceksin. Ama sanmıyorum yani Türkiye öyle hani birinci sınıf vatandaş görmeyecekler. Pasaportunda Türkiye'yi görünce çünkü böyle şey oluyorlar. Abi kaç ülke gezdin? Kardeşim her yeri gezdim ben. Altı lideri bir araya getiren demokrasi özlemi. Bu ama Türkiye'de demokrasi yapıp... kalmadı. Evet altı lideri de bir araya getirmek çok Türkiye siyasetinde tarih yani anladın mı? Karşı görüşten iki kişi var o masada. Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil, dışarıdan e, anca planlanabilecek bir şey. Yok Böyle bir alakalı bizim değil... yapacağımız şey. Bizim yapacağımız şey onlar. Evet bakıldığında aslında çok ütopik bir vaatmiş gibi geliyor. 3 ay içerisinde Değil bence ya. vizesiz girebilmek. Bugün vizeli şekilde bile... 3 ay içinde demiyor. 3 ay içinde de... demiyor ki adam. Biz geldim 3 ay sonra başa geldiğimde vizesiz Hani 3 aylık bir süreç değildir bu diye düşünüyorum. Hani 3 aylıksa neden bu kadar bekledik? Avrupa'ya girmek birçok Türk gencinin hayali olabilir maalesef bu şekilde. Ve Kılıçdaroğlu diyor ki sadece 3 ay sonra bunu çözeceğiz. Peki bunun inandırıcılığı nedir? Neden bize bu kadar vize uygulanıyor? Bu konular hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Öncelikle bu vaat gerçekleşmesi mümkün olmayan bir vaat değil. Yani imkansız değil. Ancak 3 ay içerisinde imkansız mı derseniz evet 3 ay içerisinde bence imkansız. Muhalefetin bu tarz sadece bu vaat için bile oy verilebilir şeklinde iddialı şeyler söylemesi bazen iyi gelebilir. Ancak aynı zamanda inandırıcılığını yitirdiği için bir güven kaybına da sebep olabilir. Bu gibi vaatler Türkiye topraklarında çoğu zaman verildi arkadaşlar. 2013 yılında da Recep Tayyip Erdoğan buna benzer bir şey söylemişti. Ancak bugün geldiğimiz noktada işler daha da kötü oldu. Siyasiler vaatler verirler, siyasetçiler yalanlar... <laughs> şey izni almışlar değil mi? 3 ay vizesi sen başa geçersen. Avrupa söylerler ve genelde bunların hesabını gene oynanan büyük resmi görün arkadaşlar. ...soramazsınız. Yani bugün Erdoğan'a gidip ya hani baba biz 10 yıl önce Avrupa Birliği'ne giriyorduk. Avrupa'ya seyahat edecektik falan filan diyemezsiniz. Gelseydiniz de mesela bunu parti seçmenlerine diyebilirsiniz. Onlar da büyük ihtimalle bir sürü bahane size sunacaklardır. Dış güçlerden bahsedeceklerdir. Yani Aleykümsel. siyasette böyle şeyler her zaman olur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey ise biz önce demokrasiyi düzelteceğiz. Ardından ifade özgürlüğünü getireceğiz. Ha. Sonrasında ekonomi düzelecek Öyle ve olur. en nihayetinde sen Türko Avrupa'ya rahatlıkla girip çıkabilirsin. Burada birçok insanın anlamadığı nokta evet şu an belki birçok insan Avrupa'ya gitmek daha istiyor, orada yaşıyor olabilir ancak Türkiye gerçekten iyi bir durumda olsa, demokrasiye sahip olsak, ifade özgürlüğü, ekonomi güzel olsa, insanlar yine de toprağını bu kadar fazla terk etmeyi isterler mi? Bence kesinlikle istemezler. Yani Türkiye bunlar birazcık bizler. daha iyi bir durumda olsa, kimleden kendi kültürünü, toprağını, dilini, her şeyini terk edip başka bir ülkeye gitsin ki? Ki bunlar Türkiye'nin en kötü döneminde bile zaten çok zor. Avrupa'ya Kapa atıp daha sonrasında geri gelen çok fazla insan var. Çünkü yurt dışında yaşamak, kendi kültüründen, toprağından uzak, bazen bütün sevdiklerini geride bırakarak oralara gitmek hiç Zor kolay abi. bir şey değil. Hiç kolay değil. Ben de çok düşünüyordum da yani ee, şey düşünüyordum. Hani gideyim, kurtulayım falan da. Yani ben şey Türkiye'yi seviyorum, burayı seviyorum yani. Ama Türkiye'yi seviyorum. Yurt dışı parası kazanıp Türkiye'de yaşamak çok isterdim. Mesela euro, dolar. Amacım da o. Bununla alakalı çok sevdiğim bir abimle Hayır. geçen bir sohbet Gezmeye giderim. Bana şey demişti. Ya bundan Yaşam... birkaç yıl öncesine kadar. Birkaç yıldan birkaç da... Birkaç yer hariç. Birkaç yer hariç. Londra falan hariç. Londra, Kanada olur. Falan bütün Avrupa'yı sayıyormuş. Kastım 10-15 yıl artık birkaç yılmış gibi geliyor ama bayağı zaman geçti. 2013'ten falan bahsediyorum. Macaristan, Romanya gibi Avrupa ülkelerine gidebilmesi Ekonomiden için... Imkan bağımsız Ekonomiden bağımsız konuştum. Ekonomiden bağımsız. En nihayetinde dünyanın en güçlü pasaportlarından birine sahip Hani Türkiye konum olarak güzel yer demeye çalıştım. Hani Türkiye... Ne bileyim yani Türkiye'de yaşam yaşarım. Yani 2000 dolara... 3000 dolara İstanbul'da yaşarım mesela güzel yerinde. Gibi orada yaşamaktansa. Çünkü orada 2000-3000 dolara yaşayamayacağım. Tam buradaki gibi. Anlatabiliyor muyum? Olacaktı. Avrupa Birliği vatandaşı olacaktı. E biz adamla Türkiye'de sohbet ediyorduk. Dedim ki abi niye gitmedin? O İnsanlardan tamam, bağımsız ya. Zaman... Direkt memleket taş toprak yani anladın mı? Gene de insanlarımız kötü değil ya. Yani şöyle yani tamam eğitim sıkıntı işte bilmem şey cahil bir kesim var. Doğrudur. Ama yani bu insan samimiyetini de başka yerde bulamazsın gibime geliyor. Ama tabii gezenler daha doğru konuşur. 15 yıl önce Türkiye bu kadar kötü bir durumda değildi ki. Aileniz, yani sevdiklerimi, her şeyimi orada bırakıp gideyim. Biz zaten o zaman Schengen vizesini de rahat alıyorduk. Avrupa'ya girip çıkıyorduk. Biriktirdiğimiz paralarla Avrupa'da seyahat edebiliyorduk. Yani neden böyle bir topa gireyim? O zaman bende ampul yanmıştı. Yani Türkiye biraz daha iyi bir noktaya gelse zaten bizim Avrupa'ya falan ihtiyacımız kalmayacak. Bakın Türkiye'de sürekli Allah bir Avrupa Allah. Birliği'ne girme meselesi konuşulur. Avrupa Birliği'ne girer miyiz, giremez miyiz falan ama kimse Avrupa Birliği'ne girme sürecini konuşmaz. Yani biz aslında kendimizi diğer Avrupa ülkeleri gibi refah, demokrasi içeren ifade özgürlüğüne sahip bir ülke olarak tanıtmak için ille de Avrupa Birliği'ne girmemize gerek yok. Hatta ona ihtiyacımız da kalmayabilir. Bence düzelmezler ya. Tarih boyunca baktığında hala Atatürk'ün mesela ee, Menemen olayı falan söyleniyor. Hala. Hala. O jenerasyonlar gerekiyor ya. Onun böyle bir eğitimde köklü değişim olup, anladın mı? Jenerasyonlara etki. Yani bu 5 yıllık bir, yol, bir hadise değil yani. Böyle bir 50 yıllık falan. Ha tabii canım yani. Ya ben çok şeyi de tanıyorum. Ee, AK Parti poliganlığı yapıyor çünkü orada para kazanıyor. Büyük ihtimal şey değiştiği zaman. Öyle de çok tanıdım var ki. Sistem değiştiği zaman öbür tarafa kayacak. Yani o adamlar kayar. Aklı başında olanlar kayar. Gittiği zaman. Ama gene sokak röportajları aynı kalır gibime geliyor. Keza bu böyleymiş arkadaşlar. Demeye çalıştığım nokta oraya giden yol zaten bizi geliştirecek. Ki Avrupa'yı da gözümüzde o kadar çok büyütüyoruz ki arkadaşlar. Yani şu anlamda oraya kapağı atma, işte Avrupa'ya girme falan gibi. Aslında böyle bir durum yok. Hatta bu vize dediğimiz olay Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi kendine uygulattığı bir şeydir 80 darbesinden sonra. Normalde vize de yoktu yani. Yani bugün sanıyor musunuz ki arkadaşlar Avrupa'ya sadece Schengen vizesinin dışında konuşuyorum. Birkaç tane gelişmiş ülke ve Amerika girebiliyor. Hayır abi Meksika giriyor içerisinde bin tane kartelin olduğu hukuksuzluğun kol gezdiği enflasyonun tavan yaptığı Brezilya girebiliyor bir sürü Güney Amerika ülkesi girebiliyor bu ülkelerde favelalar var fakirlik kol geziyor enflasyon var kara borsa bile var ya Türkiye'den inanılmaz farklı ülkeler değil demokrasi'den çok söz edemeyiz mesela yani burada benim bildiğim Avrupa Birliği kurulmadan önce ne kurulmuştu hatırlamıyorum ama Türkiye tek davet edilen ülke oluyor Atatürk döneminde hatta e, kimi gönderiyorlardı ya. İsmet Paşa değil de onun İsmet Paşa'nın yanındaki birini gönderiyorlar. E, Atatürk gidemiyor o dönem. Türkiye davet ediliyor. Ben dolar kazanıyorum ama mutsuzum. Ben lüks yaşasam da çevrem arkadaşlarım bana uyku ne yapayım öyle bölüş o zaman. O sıra. Tekte ilk değil ya şey kuruluyor tek davet ediyor. Normalde şey yasası var hani kimse İlber Ortaylı'dan dinlemişiz ikimizde belli. Davet edilen edilmez. Gidip hani sen başvuru yapıyorsun onlar bakıyor alıyor. enerjide de Avrupa'nın sınırından Meksika bizi Yunanistan'da birlikte alacaklarmış galiba Ecevit Ecevit de istememiş. Kardeşim bari yüz değil. 10'unu at ya. Zekat ver şuraya. Buradan çıkarımlayacağımız şey Avrupa o kadar da kapalı falan değil ya da Türkiye'ye düşman değil. Keza Avrupa hiçbir şeye düşman değil. Artık dünya çok daha multinational bir hale gidiyor arkadaşlar. Her yerde farklı milletler ulan. var. Daha bugün mesela Fransız arkadaşımla konuştum ve bana dedi ki ben artık Fransa'yı tanıyamıyorum. Çünkü çok fazla kültür, çok fazla millet şu anda benim ülkemde yaşıyor. Ben de dedim ki doğru yani Türkiye de böyle bir noktaya doğru gidiyor. E şimdi gerçekten evet, biz de biz tabii... Olduğunun... Biz tabii Doğudan alıyoruz insanları ama. Dediği gibi ülkeye demokrasiyi getirebilsek, ifade özgürlüğü olsa, ekonomimiz biraz düzelse, insanlar artık Avrupa'ya mülteci olmaya gitmek istemese, sığınma oralara. Avrupa niye kapılarını açmasın? Ya Türkiye ile ayrıca alıp veremediği bir şey mi var? Ya da Meksika ile daha mı iyi ilişkileri falan? Hayır öyle bir şey yok. O yüzden bu vaate evet belki yapılabilir gerçekten de vizesiz ya da daha hafif şartlar altında mesela Schengen olur yine ama çok daha kolay alınabilecek vizeler. Mesela Vietnam'da vizeli bir ülke ama vizesini alması çok kolay gibi. Bu noktaya gidebilir Türkiye. Neden olmasın? Ancak bunun ben 3 ayda olabileceğini sanmıyorum. İşte orada inandırıcılık kısmına bir eleştiri getirmemiz gerekiyor. Türkiye bu dönemlerden geçti arkadaşlar. Türkiye'nin demokratik olduğu yıllar oldu, ekonomimizin iyi olduğu yıllar oldu. Avrupa Birliği'ne katılma sürecinde sona çok yaklaştığımız vakitlere de geldik. Kömür, Bunlar öyle bilelim. aman aman uzak zamanlar değil. Yalnızca 13-14 sene önce. Savaştan böyle, sonra mı? Niçin tekrar böyle olmayalım ki 2002 ekonomik krizinden çıkıp birkaç sene içerisinde Avrupa Birliği'ne girebilecek seviyeye Bakacağım. gelmiş bir Türkiye. Neden tekrar olmasın? Yani ifade özgürlüğünü getirmek çok zor bir şey mi arkadaşlar? Kemal Kılıçdaroğlu geçen onu da dedi. Dedi ki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu kaldıracağız. Evet bunu getirmesi çok basit bir şey. Yani yarın bir gün Erdoğan gittiğinde Cumhurbaşkanı'na sövebileceğiz. Ben artık Avrupalılara şunu sormak istemiyorum. Atıyorum bugün Fransız arkadaşıma da sordum. Ya biliyorum vereceği cevabı tabii ki evet diyecek ama yine de sormak istedim. Evet abi bu sanatçıları da olsun mesela en şey örnek şey geliyor. Sanatçılar şarkı yapıyor falan. Biz de içeriye gidiyoruz. Cumhurbaşkanınıza hakaret veya küfür edebiliyor musunuz? Tabii ki dedi ya. istediğini söyleyebilirsin. İşte ben bunu soruyorum abi. Adam da bana soruyor. Siz bir şey diyebiliyor musunuz diyor. Yok diyorum abi. Diyemiyoruz valla. Ben arkadaşlar Türkiye'de politika hakkında konuşuyorum. Biz de diyoruz de, de, ya. Başında tanıştığım insanlara. Bana her zaman sordukları soru şu. Korkmuyor musun? Tehlikeli değil mi? İnsanlar niye bana böyle sorular sorsunlar? Bunları düzeltmek çok basit şeyler. Demokrasiyi getirmek, parlamenter sisteme geçmek, ekonomiyi düzeltmek, şu sülale rejimi kurtulduğumuz vakitte eğer muhalefet de gerçekten işini düzgün yaparsa liyakata önem verirse zaten bir yerlerde mülteci hmm. olmana falan gerek kalmayacak. Biz toparlayacağız. Bakın ben hayatım boyunca eleştirilebilir bir hükümet görmedim arkadaşlar. Ha hükümetin biraz daha eleştiriye açık olduğu zamanlarda yaşadım ama o zaman böyle bir farkındalığım yoktu. O yüzden yarın bir gün hükümet değişirse yapacağım videoları falan düşündüğümde herhangi bir hatalarında böyle içimin yağları eriyor ya benden vergi alacaklar ya sonra o benim vergimi kötüye kullanacaklar. Hem de bana diyecek ki hakaret de edebiliyorsun küfür de edebiliyorsun ifade özgürlüğü getirdik kardeşim Ya şu özgürlük bile Arkadaşlar beni heyecanlandırıyor biliyor musunuz beni de heyecanlandırıyor yalan yok tabi tüm bunları konuşuruz işte vizedir ne olacak Avrupa Birliği falan filan ama dediğim gibi bu rejimi yıkmak lazım Efendim aksi takdirde bir rejimi alır devam eder gider videonun sonunda biri kanaldan bahsetmek istiyorum hikayesi neydi Yani bizde şey ee, Yunanistan biletleri alındı tabi